Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda ikinci ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. A. Aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 1. Sigara içmediği halde dumandan etkilenen kişiye pasif içici denir. Doğru. 2. Kızılay alkol ve sigaranın zararlarını anlatan kurumdur. Yanlış. 3. Alkol bağımlılık yapar. Doğru. 4. Sigara içenlerin akciğer kanseri olma riski artar. Doğru. 5. Sigarada nikotin denilen ve bağımlılık yapan madde bulunur. Doğru. B. Aşağıda verilen soruların cevaplarını altlarındaki boşluğa yazınız. Sigarada en çok hangi maddeler bulunur? Sigaranın içinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunur. Sigara içen bir insanın hangi organları daha çok zarar görür? Akciğer, kalp, beyin, mide ve diğer organlara zarar verir çocuklar sigara. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için neler yapmalıyız? Bu maddeleri kullanmamalıyız, kullanılan ortamlarda bulunmamalıyız. Alkol alan bir insanın hangi organları daha çok zarar görür? Karaciğer, beyin ve mide daha çok zarar görür çocuklar. Zarar gören diğer organlar da var ama bunlar daha çok zarar görüyor. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz. Önce kavramları okuyoruz. Su, kurutma ve dondurma, taze, doğal ve temiz, yeşilay, bitkisel ve hayvansal, düzenleyici, kalsiyum besinlerden, şişmanlamaya, yağlardan. 1. Organlarımızın sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için gerekli enerjiyi besinlerden alırız. 2. Karbonhidratlar fazla tüketilirse şişmanlamaya sebep olur. 3. Tüm yiyeceklerde kuru gibi görünselerde su bulunur. 4. Kemiklerin gelişimi ve korunmasından mineralli sorumludur Kalsiyum minerali sorumludur. 5. Her gıdada bulunan ve vücudumuzda olarak görev yapan besinler vitamin, su ve minerallerdir. Bu da düzenleyici. 6. Karbonhidratların yeterli olmadığı durumlarda enerji ihtiyacımızı yağlardan sağlarız. 7. Besinleri nokta nokta kaynaklardan elde ederiz. Bitkisel ve hayvansal kaynaklardan. 8. Alışveriş yaparken besinlerin nokta nokta olmasına dikkat etmeliyiz. Taze, doğal ve temiz. 9. Nokta 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 besinleri saklama yöntemlerinden bazılarıdır. Kurutma ve dondurma. 10. Nokta 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 alkol ve sigara bağımlılığına karşı halkı bilinçlendiren bir dernektir. Bu da yeşil aydır. Aşağıda verilen besin içeriklerinin görevlerini karşılarına yazınız. Ben yazdım. Sizin için okuyorum. Proteinler yapıcı ve onarıcıdır. Su ve mineraller düzenleyicidir. Karbonhidratlar enerji vericidir. Yağlar da karbonhidratlar gibi enerji vericidir. Ama birinci tercih karbonhidratlardır. Unutmayalım. Vitaminler vücut direncini arttıran düzenleyicilerdir. Aşağıdaki tabloda verilen boşlukları doldurunuz. Proteinler kısmındaki boşluğa biz ne yazdık çocuklar? Et, süt, yumurta, baklagiller, fındık, fıstık, badem, ceviz gibi bazı kuru yemişlerde bulunur. Yağlardaki boşluğa ise vücudun ısı dengesini sağlar, ihtiyaç halinde enerji için kullanılır. Su ve mineraller hangi besinlerde bulunur kısmındaki boşluğa ise biz bütün besinlerde bulunur yazdık. Vitaminlerin ne işe yaradığını okuyalım önce. Organların düzenli çalışmasını sağlar, hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Hangi besinlerde bulunur? Bütün besinlerde bulunur. Sebze ve meyvelerde daha fazladır. Karbonhidratların bulunduğu besinler ise tahıllar, tahıl ürünleri, bal, reçel ve pekmez gibi besinlerde bulunur. Ayrıca sebze ve meyvelerde de karbonhidratlar vardır. Aşağıdaki soruları görsellere göre cevaplayınız. Görsellerimize bakalım. Tahıl, baklagil, kuru yemiş, meyve, sebze, et, süt, yumurta ve yağlar. 1. Hangileri karbonhidrat yönünde zengindir? Tahıl, meyve ve sebze. 2. Hangileri protein bakımından zengindir? Et, süt, yumurta, baklagiller ve kuru yemiş. 3. Hangileri vitaminler bakımında zengindir? Meyve ve sebze çocuklar hepsinde vitamin var ama ne demiş burada? En zengin olanı istiyor. 4. Hangileri hayvansal besinlerdir? Et, süt, yumurta. 5. Hangileri bitkisel besinlerdir? Et, süt, yumurta dışında kalan tahıl, baklagil, kuru yemiş, meyve, sebze, yağlar bitkisel ürünlerdir. 6. Hangilerini saklamak için derin dondurucu kullanırız? Derin dondurucu derken buzdolabını kastetmiş çocuklar. Et, süt, yumurta, meyve ve sebzeleri saklamak için derin dondurucu kullanırız. 7. Hangilerinde su bulunur? Yukarıdakilerin tamamında su bulunur sevgili çocuklar. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Ben bulmacanın çözümünü yazdım. Buradan siz de bakarak çözümünüzü kontrol edebilirsiniz. 1. Yapıcı ve onarıcı görev yapan besin içeriğidir. Protein. 2. Sigaradaki bağımlılık yapan maddenin adıdır. Nikotin 3 alkol ve sigaranın zararlarını anlatan sivil toplum kuruluşun adıdır. Yeşilay 4 besinlerin bozulmaması için kullandığımız bir saklama yöntemidir. Dondurma 4 vücudumuzun ihtiyacı olan besinlerin düzenli ve yeterli miktarda alınmasına ne denir? Dengeli beslenme 5 besin piramidinin en üst basamağında bulunan bir besindir. Hemen 5'i bulalım. Nerede 5'imiz? Burada. Ya 6 sigaranın en çok zarar verdiği organdır akciğer. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun ifadelerle doldurunuz. Önce ifadelerimizi okuyalım. Yağlar, dengeli beslenme, vitaminler, gıda israfı, sigara ve alkol, karbonhidratlar, proteinler, obezite. 1. Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görev yapar proteinler. 2. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Karbonhidratlar. 3. Vücudun sıcak tutulmasını sağlar. Yağlar. 4. Vücudumuzun hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Vitaminler. 5. Vücudumuzun ihtiyacı olan besinlerin düzenli ve yeterli miktarda alınmasına dengeli beslenme denir. 6. Üretilen gıdanın tüketilmeden önce atağa dönüşmesine Gıda israfı denir. 7. Dünyada ve ülkemizde obezite önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Yukarıdaki besin türlerinden hangisi ya da hangileri vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görevi yapar? 1. Proteinler 2. Yağlar 3. Karbonhidratlar yapıcı ve onarıcı olan proteinlerdir. Cevabımız yalnız 1. 2. Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? A. Hamburger B. Sigara C. Cips D. Gazlı içecekler Cevabımız B seçeneğindeki sigaradır çocuklar. 3. Gıda israfı üretilen gıdanın tüketilmeden önce atağa dönüşmesi anlamına gelir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi gıda israfıdır? A) Geri dönüşüm kutusuna atılan şişe. B) Gereksiz yere kullanılan kağıt. C) Gereğinden fazla alınan gıdanın bozulması. D) Açık bırakılan lambalar. Cevabımız C seçeneği. 4. Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarına dair kampanyalar yürüten öncü kuruluşumuz hangisidir? A) Kızılay B) Yeşilay C) bir d astronomi derneği cevabımız yeşilay 5 Çınar günde yaklaşık 8000 adım yürüyor. Dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat eder. Buna göre Çınar'ın aşağıdakilerden hangisini tükettiği söylenemez? A doğal ürünler B sebzeli yemekler C asitli içecekler D su Asitli içecekler sağlığımıza zarar verdiği için Çınar bunu tüketmez. 6 Yeşim sokakta oynarken düştü ve kolunu kırdı. Kolunun en kısa sürede iyileşmesini isteyen Yeşim hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? A. Vitamin B. Karbonhidrat C. Ya D. Protein Yapıcı ve onarıcı olan protein olduğu için cevabımız D seçeneği. 7. Ulaş beden eğitimi derslerinde çabuk yorulduğunu ve enerjisinin kalmadığını söyler. Ulaş hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? A karbonhidratlar B yağ C vitamin D protein cevabımız A karbonhidratlar 8 Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? A vitamin B beslenme C besin D yağ Cevabımız besin C seçeneğinde 9 Vücudumuzda düzenleyici görevin üstlenen besin içeriği hangisidir? A. Protein. Yapıcı onarıcıydı değil mi çocuklar? B. Yağ. Enerji kaynağı. C. Karbonhidrat. Enerji kaynağı. D. Vitamin. Düzenleyiciydi. Cevabımız D seçeneği. 10. Öğretmen öğrencilerine doğal besinlerle beslenmenin önemini anlatır. Aşağıdakilerden hangisi doğal besine örnektir? A. Cips. B. Yumurta. C. Çikolata. D pasta cevap B seçeneğindeki yumurta. 11. Annesi Yağmur'a her zaman doğal besinlerin yenilmesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Yağmur aşağıdakilerden hangisini yememelidir? A muz, B yumurta, C peynir, D çikolata. Çikolata doğal bir besin değildir. Yenmemesi lazım ya da az tüketilmesi lazım. 12. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi besin içeriği açısından diğerlerinden farklıdır. A. Ekmek B. Bisküvi C. Yumurta D. Pasta A, B ve D seçeneğindeki besinlerin içeriğinde çocuklar karbonhidrat vardır. C seçeneğindeki yumurtada ise protein. Cevabımız C seçeneği. 13. Besin maddelerini tüketirken yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmek gerekir? 1. Tazeliğine dikkat etmek gerekir. 2. İçerdiği katkı maddelerine bakmak. Doğru. 3. Son kullanma tarihine bakmak. Kesinlikle bakmalıyız. 4. Temiz ve doğal olmasına dikkat etmek. Yani cevabımız hepsi A seçeneğinde olduğu gibi. Videomuzun sonuna geldik çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.